Herkese merhaba. Türkiye Tiyatro Vakfı'nın düzenlediği Ustalar Ustalarını Anlatıyor Söyleşi serisinin bugünkü konuğu sevgili Suna Keskin. Hoş geldiniz Suna Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim. Biz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Suna Hanım, biliyorsunuz biz bu programda sizin gibi usta isimlerin kendilerine sanat hayatı boyunca usta olarak gördüğü isimlerden bahsetmelerini rica ediyoruz. Siz kendinize kimleri usta olarak görüyorsunuz acaba? Birazcık bahseder misiniz bize? Şimdi beni de ustalar sınıfına koyduğunuz için yürekten teşekkür ediyorum gerçekten. Ben kendimi hala öğrenci gibi gördüğüm için ne kadar layık olduğumu bilemiyorum ama size yine de çok çok teşekkür ederim. Ben 1962-63 sezonunda Dormen Tiyatrosu'nda başladım. Emanuel Robles'in Monsera adlı oyunuyla ve aynı sezon Şahane Züğürtler adlı oyunla. Her ikisinde de yani 62-63 sezonunda çok şanslıyım ki çok büyük ustalarla bu işe başladım tiyatroya. Ve kimler kimler yoktu? İşte Haldun Dormen, Erol Keskin, Erol Günaydın, Metin Serezdi, Ayfer Feray, Turgut Boralı. Düşünebiliyor musunuz böyle bir kadroyla başlıyor olmak? Adını unuttuğum bilmiyorum, vardır elbette. Şu anda telaştan aklıma gelmiyor ama çok çok büyük ustalarla şimdi daha iyi anlıyorum ne kadar çok şey öğrendiğimi, ne kadar değerli olduğunu hepsinin, her şeyin. O nedenle gerçekten çok şanslıyım. Mesela ilk oynadığım oyun Monsera idi ve müthiş heyecanlıydım. Sahneye çıkmak çok önemli bir şey elbette. Hele hele bu ustalarla birlikte olmak çok daha önemli ve çok daha değerli. Hepsini saygıyla, rahmetle anıyorum. İçlerinde yaşayan Haldun Dormen var. Ona da sağlıklar ve uzun ömürler diliyorum. Sizin soracağınız bir şeyler var mı başka? Şöyle yapalım isterseniz. Biz tabii hani sizin gerçekten böyle çok büyük Türkiye tiyatrosunun çok önemli isimleriyle birlikte çalıştığınızdan haberdarız. Belki şöyle bir şey Tabii. yapabiliriz. Sizin bu kişiler arasında hani usta olarak seçtiğiniz ve size ustalık yaptığını düşündüğünüz bazı anılardan bahsetmek isterseniz ya da bir usta-çırak Tabii. ilişkisinin nasıl kurulması gerektiğini kendi düşüncenizle anlatabilirseniz ve kendi usta-çırak ilişkilerinizi nasıl kurduğunuzdan biraz bahsederseniz güzel olur bence. Belki birkaç anı anlatmak istersiniz. Ben çok dinleyerek, çok izleyerek, gözlemleyerek hepsini ayrı ayrı gerek kuliste gerek sahnede olsun gözlemleyerek gerçekten çok şey öğrendim. Mesela sahne üzerindeki sahne ahlakı, sahne üzerindeki disiplin, sahne üzerindeki kurallar, ki sahnede mutlak ve mutlak kurallar vardır. Sahnenin bir matematiği vardır. Bunların hepsini o ustalardan gözlemleyerek öğrendim. Ama bana bir şeyler öğretin söyleyeyim falan diye değil. Hepsini takip ederek gerçekten öğrendim. İlk önce söyleyeceğim şey sahne ahlakı, sahne adabı. Ve sahnedeki matematik. Kesinlikle o kurallara riayet ediyor olmak ve ben bunu bugün 60 yıl sonra hala tatbik ediyorum. İşte hocalarım diyeceğim. Erol Keskin benim konservatuarım. Ben çünkü konservatuar mezunu değilim. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim ve grafik bölümünden mezunum. Tabii ki Haldun Dormen'den, sahne üzerindeki matematik, Ayfer Feray'dan kulis adabı, sahne üzerindeki bir takım detayları öğrenmek, bir takım dedikoduları kuliste işitmek, onları bazen kulak arkası etmek, bazen de ne kadar dikkatli olunması gerektiğini hesap edebilmek. Ki çok gençtim, 20 yaşındaydım başladığım zaman. Böyle bir şey geçirdim, yani böyle bir dönem geçirdim. Hala herkesi izliyorum, gözlüyorum ama kendime göre bir yol çizdim. O yolda devam ediyorum. O Şöyle yol bir şey. nedir Pardon, derseniz? buyurun. O yol nedir derseniz? Sahnedeki disiplin diyeceğim.
sahnedeki matematik diyeceğim. Çünkü sahnede hepimiz biliyoruz, sahnede kurallar vardır. O kurallara ihanet edemeyiz. Oyuna ihanet edemeyiz. Karşımızdaki partnerimize ihanet edemeyiz. Onun için oyunun daha da güzelleşmesi, daha da seyirciye sevdirmek, seyirciye ulaştırabilmek için mutlaka ve mutlaka bu güzel mesleğimize ihanet etmeden devam etmek zorundayız diye düşünüyorum. Buyurun, bir şey soracaktınız. Evet, birazcık belki şeyden bahsedebiliriz. Bu hani sahne matematiğinden ve meslek ahlakından daha çok bahsettiniz. Hani mesela size meslek hayatınızın belki başlarında, ilk başladığınız yıllarda bunu size kimler nasıl öğretti veya siz hangi gözlemleri yaparak kimlerden bunu nasıl durumlarda öğrendiğinizi sorabilir miyim? Bazen kırılarak. Ben aslında çok kırılgan bir insanım. Bazen kırılarak, bazen doğruları dinleyerek, demin de söylediğim gibi büyük bir şansım var. Erol Keskin gibi bir oyuncu, yönetmen ve tiyatro adamıyla 60 yıl birlikte olmak, ondan çok şey öğrenmek, çok ama çok şey öğrenmek. Çünkü gerçekten bir meslektaşının ona söylediği bir şey var, her zaman aklımdadır. Erol Keskin sorulduğu zaman, Erol Keskin kimdir, nedir? Erol Keskin, Türk tiyatrosunun ahlakıdır demiş. Bu benim için çok onur verici. Elbette Erol için daha da onur verici. Ama bunu duymak bile bana çok şey anlatıyor, bunu duymak ve bir meslektaştan duymak. Sahnedeki matematik deyince şöyle düşünmek lazım. Dışarıdaki bir olayı olduğu gibi sahneye taşıyamayız. Eğer sahnede bir kavgayı sahneye taşırsak kan gövdeyi götürür. Onun için orada hesaplanmış, kitaplanmış bir şey vardır. Yok, ben doğal oynuyorum, doğal oynayacağım, çok tabii olacağım. Onun için burada dövüşeceğim, onun saçını yolacağım, ötekinin burnuna vuracağım, kanatacağım falan gibi şeyler olamaz, olmamalı. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Ama bazen böyle bir doğal oyunculuk, onu da yaparım, bunu da yaparım, o lafı da savururum, bu lafı da söylerim gibi tavır içinde olan oyuncular olabiliyor. Onlara izin vermemek gerekir diye düşünüyorum. Sahne üzerindeki matematik dersler, o tamamen yönetmenin istediği şeye uymak, onun istediği düzeni bozmamak. Tabii ki sen eğer biraz şeysen, yani tecrübeliysen, kendi rejini de kendin beraberinde getiriyor olabilirsin. Senin de söyleyeceğin şeyler olabilir ve yönetmenle tam bir mutabakat içinde olmak diye düşünüyorum. Peki Suna Hanım, size göre birazcık usta-çırak ilişkisini nasıl düşündüğünüzü açıklayabilir misiniz bize? Nasıl olmalı sizce veya sizin hayatınızda nasıl oldu? Saygıyla, dinleyerek, doğruları, onun doğrularını kabul ederek, eğer aklımın yatmadığı şeyleri de elbette yani söyleyebilirim, bu böyle olsa daha iyi olmaz mı ya da daha farklı bir yere gidilmez mi gibi. Ama ustalar çok önemli, gerçekten çok değerli. Demin de söylediğim gibi her birinden ayrı ayrı şeyler öğrendim. Özellikle Haldun Dormen'den ve Erol Keskin'den, Metin Serezli'den. Her birinin, mesela Metin için söylenen çok güzel bir şey vardı. Metin Serezli deyince akla ne gelir? Metin timing ustasıdır. Nerede kahkaha gelecek, nerede gülünecek? Bunları Metin çok güzel hesap eder. Bu da bir matematik, bildiğiniz gibi. Hesap eder ve söylerdi. Şimdi onun söylediği gibi yaptığım zaman hakikaten reaksiyon gelir idi. Fakat ben yine onun söylediği gibi yaptığımı zannediyorum. Fakat gülme gelmiyor mesela. Diyorsun ki Allah Allah, ben Metin ne dediyse onu yaptım ama niye olmadı? Niye olmadı? Demek ki orada kusurlu olan benim ya da herhangi bir şey, bilmiyorum.
Başka işte söylediğim gibi Türkçenin iyi olması, Türkçeyi çok iyi kullanmak. Bunu da tabii ustalardan öğrendik. Yine Erol Keskin'den müthiş bir Türkçesi vardı. İşte arkadaşlarım vardı, Göksel Kortay, ondan çalıştım. Çok güzel bir Türkçesi vardır onun da. Türkçenin bozulmaması ve duyurabilmek seyirciye. En arkadaki hep söylerler, en arkadaki kulağa duymayan seyirciye bile duyurabilmek. Birinci kural bence bu. Ne söylediğinin anlaşılması, anlatabilmek. Bunu da tabii yine benim hocalarım hep Dormen Tiyatrosu'nda oldu. Yani benim ilk 15 yılım Dormen Tiyatrosu'nda geçti. Daha sonra Gülriz Sururcu, Engin Cezar'la çalıştım. Dormen Tiyatrosu kapandıktan sonra. Gülriz Sururi'den bahsetmek isterim. Tiyatro disiplini deyince ve kulis adabı deyince bunların hepsini Gülriz'de gördüm. Nur İçinde Yatsın. Ve Engin Cezar'da gördüm. Müthiş bir tertipli kulis, müthiş bir sahne düzeni. Gülriz'le oynadığın zaman karşımda Gülriz Sururi benim oyunumu seyrederdi. Mum gibi durarak. Böyle bir şey görülmemiş bir şey. İnanın görülmemiş bir şey. Hakikaten ona da çok şükran borçluyum. Nur içinde yatsın. Ondan da bunu öğrendim. Hala söylerim. Ne kadar tiyatro için ahlaklı bir oyuncu olduğunu söylerim. Hakikaten çok değerli. Bir oyuncudan daha bahsetmek istiyorum. Yine ustaların içinde tabii ki sayacağız. Mesela Engin Cezar. Engin Cezar da tiyatroda çok renkli, çok iyi bir yönetmendi. Ondan da elbette çok çok güzel şeyler öğrendik. Yani hepsini yad etmek istiyorum rahmetle, sevgiyle. Daha size ne anlatayım? Çok güzel konuşuyorsunuz bence. Belki birazcık daha şeylere gidebiliriz. Daha derine girebiliriz çünkü aslında hani sizin bu kadar kıymetli isimler çalıştığınızı biliyoruz. Ama şöyle bir soru sorabilirim mesela. Siz daha çok gözlem yöntemiyle mi öğrendiniz? Acaba o tiyatro mesela Dorman sanırım tiyatrosu sizin için bir okul gibiydi anladığım kadarıyla. Veya yine şey Gülriz Sururi, Engin Cezar Tiyatrosu bir okul gibiydi. Oradan bir gözlem şeklinde mi aldınız eğitiminizi yoksa hani başka türlü bir usta-çırak ilişkisi kuruldu mu aranızda? Hayır, usta çırak ilişkisi öyle kurulmadı ama ben gözlemleyerek, onları izleyerek, onların söylediği her şeyi bir kafama yerleştirerek aldım ve öğrendim. Gerçekten çok dikkatliydim, çok özenliydim bu konuda. Tabii ki benim karşıma geçip şunu işte şöyle yaparsan daha iyi olur, şunu böyle yaparsan buradan buraya bu şekilde gidersen daha iyi olur, işte seyirciye arkanı dönmeden oynamalısını mesela Haldun'dan öğrendim. Oyuncu arkadaşının önünden geçmemelisin, onu da Haldun'dan öğrendim. Yani bunlar bize söylenenler ama şimdi bunlar revaçta mı bilmiyorum. Bilmiyorum yani mesela asla ve asla Haldun oyuncu arkadaşının önünden geçirtmez diğer bir oyuncuyu reji yaparken. Gülriz çok dikkatle karşısındaki partnerini dinler. Dinler çok güzel bir şey bu. Onda hissettim, fark ettim ve dedim ki hiç kımıldamadan beni dinledi. Bu ne güzel bir şey. Ne güzel, ne harika bir oyuncu diye düşündüm. Aklınıza gelen hiçbir anı var mı acaba bu isimlerle ilgili? İşte atıyorum hani şöyle bir şey olmuştu ve ben o durumdan çok etkilenip şu dersi çıkartmıştım diyebileceğiniz işte Haldun Dormen, Erol Keskin, Erol Günaydın, Hadi Çaman, Enis Fosforoğlu yani bir sürü isimle çalıştığınız için yani bir sürü isim sorabilirim. Enis Fosforoğlu da çok çok iyi bir yönetmendi. Çok yani çok mücadele etti gerçekten tiyatro için. Karşı tarafta ne yazık ki o zamanlar işte benim çalıştığım zamanlarda zorluklar vardı buradan oraya gitmek, oradan buraya gelebilmek, turne yapabilmek falan. Enis de iyi bir yönetmendi ve çok çok iyi bir yazardı.
Maalesef onu da erken kaybettik. Orada daha çok biz iki arkadaş olarak çok çaba gösterdim ben de kendi adıma. Çünkü onun bir takım rahatsızlıkları, sıkıntıları vardı. Tiyatrosu kapanıyordu, açılıyordu, bir şeyler oluyordu falan. Orada hem oyuncu olarak hem de bir dost olarak çok güzel bir yardımlaşmamız oldu. O artık yani Enis'e ustamdı diyemeyeceğim ama çok iyi bir partnerdi, iyi oyuncuydu ve iyi bir yönetmendi. Gerçekten iyi yönetmendi Enis de. Fakat ne yazık ki onun da ömrü, yapacağı çok şey vardı ve yani ömrü yetmedi. Başka Hadi ile çalıştım. O da arkadaşımdı. Çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Tiyatroya birlikte başladık. Birkaç sene de onunla çalıştım. Ama yine o da, ona da ustam diyemeyeceğim. Onu da beraber öğrendik her şeyi. Haldun'da başladık. Haldun Dormen'de başladık. Beraber öğrendik. Çok çalışkan bir tiyatrocuydu Hadi. O da çok meşakkatli günler geçirdi. Çok mücadeleciydi. Harika bir dosttu gerçekten. Onunla da işte bir 5 sene falan çalıştım. Güzel anılarımız var ama çok sıkıntılı, çok hazin şeylerimiz de, anılarımız da var tabii ki. Başka. Tabii. Sanki böyle şey gibi, size bir liste soru hazırlayıp hani şimdi şunu sunuyormuşum falan gibi oldu. Evet, öyle olsaydı şimdi. Öyle bir şey ki, çalıştığım sonunda Enis'le çalıştım. Ay Nedim Saban'la çalıştım. Bir de Hakan Altıner Kedi Tiyatrosu'nda çalıştım. Hakan da bildiğiniz gibi o da iyi bir tiyatrocu. Tiyatrosu var. O da yaşatmaya çalışıyor tiyatrosunu. Ondan da tabii ki öğrendiğim çok şey var. En son da işte bildiğiniz gibi Nedim Saban'la çalışıyorum. Nedim'i çocukken tanıyorum. Zannediyorum o da ona da soracağınız şeyler olursa ustalardan ne öğrendiniz falan diye belki aralarına beni de... Evet tabii orada şeye geçiyor. Sizin usta olduğunuz yere geçiyor. Anladığım kadarıyla hani sizin esas kendinizi usta olarak gördüğünüz daha çok Haldun Dormen ve Erol Keskin üzerinde yoğunlaşıyor. En yakın olanlar. Benim tiyatrocu olmama neden olan Haldun Dormen. Onun için yani ona çok minnettarım gerçekten ama tabii ki usta olarak onu gördüm. Dormen Tiyatrosu'nda gözüm açtı. Gerçi Akademi Tiyatrosu'nda ben amatör olarak çalıştım ama onu şimdi geçerli saymıyorum. Her şeyi ben Dormen Tiyatrosu. Nisa Serezli'yi de anmak lazım mesela. O da şahane Zürtler'de o da vardı. Mesela Nisa'dan da öğrendiğim Suna dedi, sen dedi geriye doğru kaçarsan ben de senin önünde durursam arkama dönmek zorunda kalıyorum. Seyirci benim sırtımı seyrediyor. Ha demek ki dedim böyle bir şey de var. Bunun için ben ufak ufak adım adım Nisa ile oynarken, tabii diğer arkadaşlarımla da oynarken hep böyle öne gelmeye çaba gösterdim ki aman arkalarını dönüp sırtlarını seyretmesin seyirci diye. Ona da herhalde birisi söylemiştir. Tabii bunların hepsi o zamanlar geçerli olan şeylerdi. Kural demeyeceğim de kural elbette yok. Tiyatro çok değişken, değişen bir şey. Kural diye kuralları bozmak da bazen icap ediyor. Onun için Nisa'dan da öğrendiğim budur. Şimdi bile ona dikkat ederim. Dikkat edilsin isterim. Biz ne de olsa eski oyuncularız. İşte usta, bazıları usta diyor eksik olmasın. Bazıları da dinozor diyor. Onun için bunlar ufak tefek şeyler tabii ki, olaylar. Turnelerde çok güzel anılarımız var.
Sahnede güzel anılar var elbet. Mesela Erol çok disiplinliydi. Hiç hata kabul etmezdi ve mütemadiyen azarlardı. Halbuki Nisa Serezli, Ayfer Feray, onlar her şeyi yumuşak yumuşak şey yapardı, anlatırlardı. Erol da azarlayacak diye çok korkardım. Haldun da çok mülayimdi. Mesela ilk provaya başladığım zaman, ilk cümlemi söylediğim zaman Haldun bir alkış başlattı provada. Ve bu bana çok iyi geldi. O alkış bana çok iyi geldi. İşte o gün bugündür o alkışla doyuyor. Doyuyoruz daha doğrusu. Çok güzel, çok güzel. Efendim? Bir şey sormuştun. Evet, en son olarak şeyi sorayım istedim. Size göre bugün mesela bir usta-çırak ilişkisi günümüzde siz kurduğunuz zaman nasıl yaklaşmayı tercih ediyorsunuz? Genç oyuncularla bugün sizden biri bir şey öğrenmek istediği zaman sahnede nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Nasıl bir aktarımda bulunuyorsunuz? Aklınıza böyle bir anı geliyor mu? Ben gerçekten bildiğim şeyleri çok güzel oyunda da oyuncuyu seyrediyorum bazen, genç oyuncuları. Ah diyorum içimden, şunu şurada şöyle yapsa ne kadar iyi olacak. Bazen dışarıda aklıma geliyor, söylüyorum sahneden çıktıktan sonra. Bazen not alıyorum dışarıya çıkınca, fakat bazen de kendi hep beraber oynadığımız için unutuyorum. Benim de söylediğim şeyler... İnanıyorum ki doğru şeyler. Çünkü sahnede tatbik edildiği zaman cevabını, karşılığını görüyor. Onu görüyorum. Diyorum demek ki ben de doğru şeyler söylüyorum. İnşallah dinlerler diye düşünüyorum. Yani hocalık yapmadığım için böyle şunu şöyle yap, bunu da böyle yap, bak daha iyi olur falan gibi değil de bir dene, bir şey yap. Sonra bakışıyoruz sahnede. Ve gizli gizli bak diyebiliyorum. Aynı benim aslında Metin Serezi'nin size yaptığı gibi birazcık o zamanlama konusunda. Evet, Metin'e hep koşa koşa giderdim. Derdim ki Metin, senin söylediğin gibi yaptım. Geçen gün oldu, bugün niye olmadı? O da bilmiyorum falan derdik. Kim bilir sen mi yaptın, yanlış yerde mi durdun, yanlış mı tonladın bilmiyorum ama... Genelde tabii doğruydu. Metin içinde söylenen gerçekten bir timing ustasıydı Metin. Tamam mı? Peki Sunan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Efendim? Şimdi soru cevap daha güzel oluyor, daha rahat oluyor. Çünkü şimdi usta çırak deyince hepsi arkadaş, dost, partner, ne bileyim, ustalığı pek kabul edemediğim için herhalde. Belki şey kısımları daha iyi olabiliyor. Hani kendinizi çırak olarak gördüğünüz zamanlar. Hani galiba öyle bir hani usta çırak ilişkisi gibi tam kurmamış olsanız bile bazen bir şey öğrendiğinizi hatırladığınız zaman sahnede birinden. Kendimi çırak olarak gördüğüm zamanlar çok büyük mutluluk. Çünkü öğrenmek çok güzel bir şey her şekilde, ne olursa olsun. Hele hele tiyatrocu olmaya şey yaptıysan, yöneldiysen... tabii ki dinleyeceksin, tabii ki gözleyeceksin ne yapıyorlar, nasıl oynuyorlar. Bir de şey, mesela Gülriş Sururi'den, laftan lafa atladım kusura bakma, Gülriş Sururi'den ışık takibini öğrendim. Gülriş sahneye gelirdi, bir iki saat öncesinden ışıkları ayarlatırdı. Ve bu ışık şuraya düşecek, o ışık buraya düşecek, bu ışık da işte benim üstüme düşecek falan gibi. Derdim ki tabii ışık da çok önemli. Karanlığa gider oynarsan ne kimse seni görür ne sen söylediğini anlatabilirsin. Yani mesela Gürriz'den de bunu öğrendim gözlemleyerek ama o bana bunu öğretmedi. Işığın ne kadar önemli olduğu. Siz oyuna çıkmadan önce Gürriz Hanım'ın ne yaptığını takip ederek o zaman hani demek ki burada böyle bir şey yapılırsa eğer böyle bir işe yarıyormuş diyerek gözlemleyerek öğrendim. Evet. Evet. Benden tamam. Zor laf alıyorsun galiba. Herkes böyle, ben çok çenebaz değilim. Uzun uzun böyle sohbet beceremem. Bilmiyorum nasıl oldu. Memnun musun? Ben çok memnunum. Ben de aksine çok çenebazımdır ama tutmaya çalışıyorum kendimi daha çok sizi konuşturmak için. Sor, ben açılırım.
Sormazsan olmaz. Peki tamam, o zaman birazcık istiyorsanız yine Haldun Dormen ve Erol Keskin'e istiyorsanız birazcık daha yoğunlaşalım. Haldun Dormen'in sizi ilk tiyatroya başlatan profesyonelliğe geçiş sürecinize destek olduğunu söylediniz. Amatör tiyatrodan Evet. profesyonel tiyatroya geçişinizi birazcık bahseder misiniz? Haldun Dormen size nasıl destek oldu bu süreçte? Ben grafik sanatlar okuduğum için daha çok sanki okuldan mezun olduğum işi yapacağımı zannediyordum. Ama tiyatroya da müthiş göz koymuştum yani şey gibi içimden müthiş arzuluyordum. Fakat tabii ki beni tiyatrocu yapın ben sahneye çıkayım falan diyemezdim. Erol'la Haldun birlikte çalışıyorlardı. Onlar küçük sahneden itibaren birliktelikleri vardı. Dormen Tiyatrosu'na taşındı. Yani şimdiki Ses Tiyatrosu'na rahmetli Erhan Şensoy'un olduğu tiyatroya. Oraya geçmişlerdi ve turne yapıyorlardı. Ben de mezun olmuştum ve Erol'la yeni evlenmiştik. Turneye çıkmışlardı. Sen de gel dediler bana. Bir aylık o zamanlar turneler öyle olurdu. Uzun uzun İzmir'e gidildi. İzmir'de onlar oynuyorlardı. Haldun'un oyunu yoktu. Biz de Haldun'la davet edenler oluyordu işte evine ya da başka yerlere. Münir Nurettin Selçuk'un kızı Meral Selçuk vardı. Onun bir akşam bir daveti oldu. Biz de Haldun'la gittik. Haldun bana dedi ki seneye dedi Suna oyuncu olmak ister misin? Seneye seni sahneye çıkartmak istiyorum dedi. İnanın ben hiç yani ikiletmedim. Tabii ki ayaklarım yerden kesildi ama belli etmedim onu da. Aa tabii çok çok iyi olur, çok memnun olur sanki çok şey biliyormuşum gibi. O şekilde ertesi sene Monsera ve Şahane Züğürtlerle 62-63 sezonuydu. O sezonda başladık. Erol buna ne kadar memnun oldu bilemem. Tabii herhalde acaba becerebilir miyim, işte kotarabilir miyim diye endişesi olmuştur mutlaka. Provalarda falan Erol hırpalardı çok. Yani reji yaparken de sert idi. Provalarda da çok sertti. O beni biraz ürkütüyordu ama bana da bir hırs geldi. Ayfer Feray çok yardımcı oldu. Çok çok yardımcı oldu. Haldun keza öyle. O şekilde başladım. Ama tabii ki Erol'un yöntemi farklıydı. Erol'u da çok dinleyerek çok şey öğrendim elbette. Çok keşke anlattıklarını diyorum o zamanlar teyp vardı. O kitabı alsaydım, her akşam burada konuştuklarını alsaydım çok güzel bir şey derlemiş olurdum. Ne yazık ki işte çalışmaktan, koşturmaktan onu düşünemedim ama şimdi şu anda çok ama çok pişmanım ve üzülüyorum gerçekten. Ama o yeterince belgeyi bıraktı yani o kendisine göre çok şey bıraktı. Ama keşke bana anlattıklarını da kaydedebilseydim. Peki amatör tiyatrodan profesyonel tiyatroya geçtiğinizde sizi şaşırtan, mesela hani hakikaten şu an profesyonel bir şeye geçtiğinizi hissettiren bir şeyler oldu mu mesela? Amatör tiyatroda ben provalara iştirak ettim fakat oynayamadım. Hmm. Çünkü o zaman okuldaydım, talebeydim ve şeyden yani ailemden gizli yapıyordum. Korkudan söyleyemedim ve tam oyun oynanacağı zaman ben gelemiyorum, akşam oynanıyormuş oyun dedim. Bir günde başkasını hazırlayıp çıktılar, çıkarttılar. Ama ben o arada provalara girdim, çıktım işte hevesimi aldım diyeceğim. Biraz şeytanca bir şey ama. Fakat oynayamadım yani amatör tiyatroda sadece prova yapabildim. Ama süreç de Yine orada farklıydı da herhalde. Amatör tiyatroda çalıştığınız süreçte profesyonel tiyatro süreci çok ciddi çok farklılıklar vardı iyi herhalde. eğitmenler çalıştırmaya. Mesela Yılmaz Guru da geliyordu. Mesela Erol Keskin geliyordu. Mesela yani iyi yönetmenlerle çalıştık. O zaman da gözümü açtım, dört açtım yani. Evet. Çok önemli bir şey. Hakikaten usta çırak şeysi ilişkisi önemli. Çünkü izlemek, görmek, bakmak
dinlemek çok çok önemli bence. Gençler için çok önemli. Gençlere şimdi zaman zaman sorduğunu söylüyorum. Ufak ufak anlatıyorum, söylüyorum doğru bildiğim şeyleri. Ki onlar da fark ediyorlar. Ama lisanı münasipli. Sizin gençliğinizde hani bu tabii işte Haldun Dorman ve Erol Keskin esas başlığınızda tiyatro yanınızdaymış. Ama onun dışında hani sahnede çok izleyip etkilendiğiniz isimler var mıydı? Hani başka tiyatrolardan gördüğünüz ben bir, ne kadar iyiydi? Şimdi Genar Tiyatrosu diye bir tiyatro vardı. Küçük bir oda tiyatrosu gibiydi. Ben orada da çalıştım. Ve orada Tuncel Kurtis, Erol Günaydın, Cahit Irgat ile bir de Bala Önengüt ile mesela ilk Nazım'ı oynadık İstanbul'da. O sene yine Gülür Surri Engin Cezar Tiyatrosu Ferhat'la Şirin oynadı. İlk Nazım'ı oynayan iki tiyatroyuz biz. Genel Tiyatrosu. Genel Tiyatrosu'nu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Çünkü çok güzel oyunlar oynandı orada. Çok iyi oyuncular oynadı o sahnede. Çok iyi yönetmenler oyun sahneye koydu. İyi yazarlara kapılarını açtılar. Ama ne yazık ki işte çok uzun sürmedi. Fakat çok değerli aktörler geçti oynadı orada da. Mesela hizmetçiler oynadı. O dönemlerde kimsenin cesaret edemediği iki kişilik bir oyun. Nazım Hikmet'e kimse cesaret edemezdi. Orada oynandı. Brozek oynandı. Polisler diye bir oyun. Her zaman geçerli bir oyun o da. Onu da göz ardı etmemek lazım. Orada da çok değerli oyuncular geldi geçti. Orada da oynadım. Matine'de mesela Genar Tiyatrosu'nda oynuyordum. Suare'de elimde çanta koştura koştura Dormen Tiyatrosu'nda oynuyordum. Ertesi hafta cumartesi günü Matine'de Dormen'de oynuyordum. Koşuyordum gece Genar Tiyatrosu'nda oynuyordum. Yani benim hep böyle 2-2-2 oyunda oynamak gibi bir şansım oldu. Sizin peki hadi gençken anladım. İzleyip hani çok etkilendiğiniz, ne kadar iyi bir oyuncu, keşke ben de bir gün onun kadar iyi olabilir miyim acaba diye hayal kurduğunuz bir oyuncu oldu mu peki sahnedeyken? Oyuncu şöyle oldu. Babam çok tiyatro severdi. Beni götürürdü. Bedia Muahit'i seyretmiştim. Vasfi Rıza'yla oynuyorlardı. Ah dedim ne kadar güzel bir oyun. Mutlaka oynamalıyım. Onun oynadığı rolü gıpta ettiğim oldu. Ben bütün mesela Gülistan Hanım vardı. Gülistan Güzey şeyde şehir tiyatrolarında hayrandım ona. Çok çok beğenirdim. İşte söylediğim gibi Bediye Hanım'ı çok beğenirdim. Bunlar gençlik şeyler, hayallerim yani. Lale Oraloğlu'yu çok çok beğenirdim. Altan Karındaş'ı seyrettim. Onu da çok beğenirdim. Sonradan çok dost olduk. Nur içinde yatsın. Yani içimden geçirdiğim roller oldu ve ben onları oynadım sırayla. Peki Sunu Hanım. Sen de sustun ben. Hayır çok keyifle dinliyorum ben sizi. Bölmemeye çalışıyorum. Zamansız bir Metin Senezli kadar iyi olmadığım için zamansız bir şekilde araya girip sözünüzü kesmek istemiyorum konuşuyorken. Peki yani sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı konuşmaya? Bence çok güzel oldu. Ben çok keyif aldım. Vallahi böyle ne dediğimi bilmiyorum pek ama inşallah memnun kalmışsınızdır. Mutlu olursun. Söylemek istediğim şeyler mutlaka niye söylemedim, niye anlatmadım diyeceğim şeyler olacak mutlaka. Ama şu anda böyle doğaçlama olduğu için mesela Genar Tiyatrosu'nda biz çok iyi bir tiyatro insanı Dikmen Gür'ünle birlikte oynadık. O da oyuncuydu bir zamanlar.
ve çok Aa, mutlu olduk. bunu O dinlemeyi kadar çok isterim. güzel, keyifli oyun oynadık. Tabii Dikmen'le oynadık. Hangi oyundu? İşte oyunu hatırlayamayacağım. İki tane oyunda oynadık. O Kırat diye bir oyunda oynadı Genel Tiyatrosu'nda yine. Benimle de hatırlayamıyorum şimdi, Çorbamdaki Kız galiba, evet. Birlikte oynadık. Sonra o daha şey, Sesiniz gitti sanırım. Beni duyuyor musunuz? Ben sizi duyamıyorum şu anda. Sanırım benim internetimin için mi? Ha, şimdi duydum. Türk tiyatrosunun devamı için sizlere çok ihtiyaç var. Çok inanıyorum, güveniyorum. Bu yaşananlar unutulmamalı, bitmemeli, konuşulmalı elbette, yazılmalı, işte resmedilmeli. Her şekilde Türk tiyatrosu iyi bir yola girmeli diye düşünüyorum. İstiyorum, yürekten istiyorum. Dün de tiyatrolar günüydü, değil mi? Kutladık. Evet. Bizim için de çok Şemsiye. kıymetlisini anlattıklarınız. Dediğiniz gibi bizim de hani Türkiye Tiyatro Vakfı olarak birinci hedefimiz bir Türkiye Tiyatro Müzesi açmak. Ama bunun için tabii ki arşiv çalışmaları çok önemli bizim için. Sizin gibi değerli isimlerden de bunları dinlemek ve kayıt altına almak çok önemli oluyor. Bunun yanında sözlü tarih çalışmalarımız da oluyor. Oradan da bir sürü veri topluyoruz. Dolayısıyla bizim için de çok önemli. Biz çok teşekkür ediyoruz size. Çok değerlisiniz, inanıyorum. Yani tiyatro için çok faydalı olacak bir şey bu. İnanıyorum. Amacınıza ulaşırsınız inşallah. Biz de yardımcı olacağız elbet. Benim de konuşacağım, anlatacağım, vereceğim bir takım şeyler var, belgeler var. Onunla ilgili elbette. Çok seviniriz. Bizi çok mutlu edeceksiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Umarım yani sizin beklentilerinizi karşılayacak kadar gerçekleştirebiliriz. Biz de çok çalışıyoruz vakıfça. Tekrar çok teşekkür ederim bu güzel sohbetiniz için. Tabii ki sizin Biraz hani... tutuk oldu ama doğaçlama olduğu için herhalde, bilmiyorum. Yok, Ama şey mutlu olacak. oldum. Ben teşekkür ederim. Sonrasında Düşündüğün. keşke bunu da söyleseydim diyeceksiniz. Ben de sonrasında keşke bunu da sorsaydım diyeceğim ama hep öyle oluyor işte ne yazık ki. Tekrar yapabiliriz, tekrar konuşabiliriz. Sizinle daha uzun bir sohbet etmeyi çok isterim. Ondan eminim. Öyle diyeceğime eminim gerçekten. Ah ah ah. Vah edeceğim mutlaka. Hay Allah Onları da o diyeceğim ya. zaman başka bir zaman başka bir sohbette almayı çok isteriz. Elbette. Niye Bugün için çok olmasın sağ inşallah. olun. Türkiye Tiyatro Vakfı'nın ustaları ustalarını anlatıyor, söyle serisi devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese.